Sabah Ana Haber Bülteni'nden, haberin merkezinden hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Yine en doğru ve tarafsız haberlerle karşınızdayız. Siirt Valiliği'nin organize ettiği eğitime destek projesi kapsamında siyaset, iş ve sanat dünyasından oluşan 21 kişilik heyet ilimize geldi. Heyetin Vali Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret etmesiyle başlayan programı tüm gün sürdü. Detaylar için haberimizi izleyelim. Valilikçe yürütülen eğitime destek projesi kapsamında 21 kişilik sanatçı, iş adamı ve gazeteci heyeti ilimize geldi. Aralarında sanatçılar İpek Tuzcuoğlu, Seray Sever ve bazı gazetecilerin bulunduğu heyet Vali Ahmet Aydın'ı ziyaret etti. Ömür Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İpek Hanım. Samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından öğretmen evinde Siirt Bir Ses Ver Derneği'nin Tilli ilçesinden ağırladığı öğrencilerle birlikte yemek yenildi. Daha sonra Hilmi Yavuz Ortaokulu'nu ve Siirt Akademisi'ni ziyaret eden heyet, burada kalan öğrencilere eğitim setleri dağıttılar. Köpeğiniz var mı diye sormaya devam edelim. Soralım abi, hemen soralım. Çok teşekkür ederim. Bu ilkokul öğrencileri için. Açın bakalım içine ne var içinde. Açın bakalım, çok eğlenceli. Bunların hepsi, mesela içinde rüzgar gülü yapıyorsun, kitapçıkları var. Bunlarla deneyler hazırlıyor çocuklar. Mesela el maketi. Terazi. Böyle şey. Gelen sanatçıların görüşlerini aldı. Siirt'e bu benim ikinci gelişim. 2-3 yıl olmuştu geleli ama 2-3 yıl içinde bile ne kadar çok değiştiğini gördüm. Öncelikle tabii ki benim asıl mesleği sinema yazarlığı olduğu için bir sinema olmaması beni çok üzüyordu Siirt'te. Yakın bir süre önce, sanırım 2-3 ay önce sineması da gelmiş. Bu beni özellikle çok sevindirdi. Onun dışında bu okuma, çocukların özellikle okuma alışkanlıklarını geliştirmek için yapılanlar, az önce konferansta dinledim. Çok mutlandırdı, çok hoşuma gitti. Çocuklar gerçekten, şimdi şehirdeki, İstanbul'daki çocukları da biliyoruz. Şimdi karşılaştırmak gibi olmasın ama buradakiler gerçekten çok terbiyeli, çok efendi, çok iyi yürekli, iyi kalpli çocuklar. Onlarla bir araya gelmek, burada olmak beni çok mutlu etti. Kampanya da çok güzel bir kampanya. Umarım burası örnek olur, Siirt örnek olur, diğer illerimize de yayılır. Peki Siirt'te en çok hoşunuza giden veya en çok dikkatinizi çeken ne?
Şimdi tabii belki biliyorsunuz, bilmiyorum, benim hayvan hakları ile ilgili de çalışmalarım var. Çünkü adlı bir derneğim var. Yolda gelirken özellikle o koyunların, ineklerin serbest bir şekilde otlaklarda aslında olması gereken gibi yaşamaları öncelikle dikkatimi çekti. Hatta ilk fotoğrafı sosyal medyaya öyle paylaştım. Ne güzel, mutlu burada hayvanlar diye. Sonra Sayın Valimizle bir araya geldiğimizde onunla da konuştum buradaki hayvan hakları ile ilgili. Burada sokak hayvanlarına kimse kötü davranmaz ve kendilerinden gibi davranırlar dedi. Bizim maalesef şehirde işte sokağımda köpek olmasın, kedi olmasın, belediye toplasın şeklinde o kadar çok hoş olmayan davranışla karşılaşıyoruz ki burada o yaşam hakkının bütün canlılara verildiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Olarak... İşte benim ikinci gelişim. Daha önce 4-5 ay önce gelmiştik. Burası Evliyaoğulları şehri. Dolayısıyla çok 2 gün geçirmiştim ve çok zatları ziyaret edip çok da güzel vakit geçirmiştik. Bugün de burada çocuklara eğitime destek amacıyla bulunuyoruz. Ama yine Veysel Karani Hazretleri'ne gideceğiz, Silo'ya gideceğiz. Öyle grup olarak geldik, çocuklar sevilsin diye. Peki 4-5 ay önce gelmiştiniz. Şimdi aradaki farkı görebiliyor musunuz? Vallahi çok hızlı gelişiyor gördüğüm kadarıyla. Mesela o zaman otel yoktu. Bir baktık şimdi acayip şık bir otel yapılmış. Başka şeyler burada. Yani hızlı gelişiyor anladığım kadarıyla. Tabii şimdi biz de sesinizi duyurdukça daha hani ulusal basında daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü burada çok önemli zatlar var. Burada mesela nasıl insanlar hani gidip dua etmeye, Mekke'ye ve Hacca gidiyorlarsa buradaki mesela Urfa'ya gidebilirler, peygamberler için buraya gelebilirler, evliyalar için. Çok özel bir enerji. Şimdi öncelikle çok gelmek istediğim bir yerdi Siirt. Çünkü evliyaları çok bol Siirt'in. İnşallah Allah nasip edecek buradan da oraları gezeceğiz, türbeleri gezeceğiz. Dolayısıyla böyle manası büyük olan yerlerde ben de hani kendimi daha rahat ve daha iyi hissediyorum. Onun dışında hani bir vesileyle geldik buraya aslında. Çok önemli bir vesile eğitim. Çünkü her zaman ben sevgi ve eğitimi hep iç içe düşünüyorum. Yani sevginiz, evet hepimizin sevgisi var. Allah o sevgiyi vermiş kalbimize ama bu eğitimsiz, bilgisiz, aydınlanmadan olduğu zaman işte bir takım kötü şeylere ne yazık ki vesile olabiliyor. Burada çocuklarla bir aradaydık. Çok mutluyuz. Yani çünkü hani bizi görünce şaşırdılar. Hani set veriyoruz onlara. Setle kimse ilgilenmiyor. Yani hocam gelmiş. İşte müdürüm gelmiş daha önceki diziden dolayı. Bu çok güzel bir şey. Yani en büyük mutluluk manevi mutluluk çünkü. O anlamda çocukları nasıl gördünüz? Yani onların o gözlerindeki ışıltılar veya vesaire bu tarz şeyler. Ben çok umutlu gördüm hepsini. Çok mutlu gördüm. Tabii onların bizimle buluşması da belki onlar için bir hayal. Çünkü düşünsene televizyonda görüyorlar seni ve bir anda sınıflarındasın ve yan yana oturuyorsun. Onlarla sohbet ediyorsun. Tabii ki bu çok önemli bir şey. Onlar için de güzel bir anı, benim için de apayrı bir anı oldu. Tilo ölçüsünü ziyaret eden heyet akşam saatlerinde Siirt'ten ayrıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda 2013 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalara 2013 yılında hız verildiği belirtildi. Ayrıca toplantıda konuşan Vali Ahmet Aydın, küçük yaşta evlilik ve kadın sorunlarına da değindi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı 2013 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Siirt Valisi Ahmet Aydın, Siirt İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Şenol Yeloğlu, Cumhuriyet Savcıları Salih Zeki Kocaman, Fedai Tekten, Cafer Küçükkara ve İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanları ve Jandarma Karakol Komutanları katıldı. İlimiz Valisi Ahmet Aydın, ilimiz genelinde yaşanan küçük yaşta evlendirme, cinsel istismar ve kadına ve aile bireylerine şiddet olaylarına müdahale ile ilgili bilgilendirme yaparak konu üzerinde hassasiyetle durulmasını istedi. Ayrıca toplantıda İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin önemli bir gelir kaynağı olan kaçakçılık faaliyetlerine yapılan müdahale sonucunda 31 kilo 318 gram esrar, 720 kök genevir ve 688.190 paket kaçak sigara ele geçirildiği, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalara 2013 yılında hız verildiği ve 2012 yılına nazaran %60 oranında artış sağlandığı belirtildi.
toplantının sonunda uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm tarzlarına yönelik karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Önlenmelerle ilgili veya resmi nikahı olmadan imam nikahı bildiren bildirmesi noktasında tüm arkadaşlar, karakollar, ilçe jandarma konuda uyarıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız. Burada muhtarın sorumluluğu nedir? Arkasından öğretmenin sorumluluğu nedir? Ve bu işi yapan imamın, fahri imam dahi olsa sorumluluğu vardır. Özellikle 16 yaş küçüklerle ilgili geçen sempozyumda da konuştuk. Bilgilendirme yaptı. Savcılarımız geldi. Hakikaten bunun üzerine geliyoruz. Küçük yaşta evlendirme inşallah en son önüne geçeceğiz. Bu elimizden geldiği kadar. Şimdi soruşturma başlattık. Karavali Kaymakamı talimat verdim. Yazışları müdürümüz devam ettiriyor. Sonuç itibariyle burada çıkacak sonuca göre gerekirse de yargılanması da gündeme gelebilecek. Bunu bildirmesi gerekiyordu. Orada muhtar bir ihmali var. Siirt Bir Ses Ver Derneği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçen ay Şirvan ilçesinden gelen öğrencileri ağırladılar. Bu ayda Tilo ilçesinden gelen 100 öğrenciyi ağırladı. Onursal Başkanlığını Vali Ahmet Aydın'ın, eşi Arzu Aydın Başkanlığını ise Vali Yardımcısı Bahadır Yörüğün yaptığı Siirt Bir Ses Ver Derneği'nin bugün minik misafirleri vardı. Geçen ay Şirvan ilçesinden gelen öğrencileri bir gün boyunca il merkezinde ağırlayan ve çeşitli hediyeler veren dernek bu ayda Tilo ilçesinden gelen 100 öğrenciyi ağırladı. Bir alışveriş merkezini gezen öğrenciler burada çeşitli oyunları oynama fırsatı buldu. Daha sonra dernek üyeleriyle birlikte öğle yemeği yiyen öğrencilere burada da hediye paketleri verildi. Öğrenciler ilimize gelen sanatçı ve gazetecilerle tanışma imkanı buldular. Evet, biz bugün çok mutluyuz. Çok değerli sanatçılarımız, gazetecilerimiz, yazarlarımız bugün Siirt'e geldiler. Siirt'te okumaya kampanyamızı destek vermek için geldiler. Bugün de Bir Ses Ver Derneğimiz yeni kuruldu. Hakikaten ayda bir böyle ilçelerimizden, köyden özellikle çocuklarımızı getiriyorlar. 100 çocuk getiriyorlar. Bunları eğlendiriyorlar, hediye alıyorlar. Bununla yemek yedik. Bir de hediye veriyor çocuklarımıza. Çocuklarımızın bir kısmı ilk defa Siirt'imizi görüyor. Bir kısmı önceden gelmiş ama çok hayırlı bir hizmet. Ben gerçekten sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Destek veren tüm camiaya, gazetecilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklar ilk defa şehre geliyorlar değil mi? Köyler büyük bir kısmı ilk defa şehre geliyorlar bugün. Böyle bir ortamdalar. Şunları da verelim, içlerinde bir hediyeleri var. Tamamdır. Bugün onlar için değişik bir gün oldu dolayısıyla. Bir de bizle karşılaştılar, daha eğlenceli oldu. Evet. Şimdi tabii ki öncelikle Siirt'e gelmek bir ayrıcalık. Çünkü Evliyalar Şehri benim için ayrıca bir önemi var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir Ses Ver Derneği, Arzu Hanım'ın başkanlığında Vali Bey'imizin eşi kendisi. Bu organizasyonları yapıyorlar. Onlarla tanıştık. Küçük yüreklerle tanıştık. Onlar çok mutlu oldu hepimizi görünce. Çünkü yani onlar için başka bir hayal. Hani tamam, Siirt'e gelmek bir hayal. Köylerden, kasabalar. Sürpriz, bonus olduk biraz biz. Bonus olduk. Tamam mı? Vali Bey sürpriz yapmak istedim. Evet. Daha ilkokulları ziyaret edeceğiz bugün. Daha hazırladığımız özel eğitim kitleri var. Bu da ilk defa Siirt'te yapılıyor. Sonuçta valilik büyük destek veriyor eğitime. Başladık bakalım. Kızlar grubu. Valla ben şimdi genellikle hayvanlarla ilgili projelerde beni görmeye alışırsınız. O yüzden ben burada olmaktan arkadaşlarımdan çok çok daha mutlu ve huzurlu hissediyorum kendimi. Çünkü kendimi anlatamıyordum.
Ama burada bir ikinci mutluluk daha yaşadım. Çünkü Vali Bey'le de az önce konuştuk. Burada barınak var mı dedim. Gerek yok çünkü çocuklar zaten hayvanlarla iç içe. Sokak hayvanlarının hepsi zaten sahipleniyor. Onlarla birlikte yaşıyorlar dedi. Buradaki ortam inşallah bizim şehirlerde hayvanlara tekme atan, sokaklardan uzaklaştırmaya çalışan şehirli çocuklarımıza da örnek olurlar. Ben bir kere daha hakikaten çok mutlu oldum burada olmaktan, bunları da yaşamaktan. Ben de burada olmaktan mutluyum. Eğitime biz her zaman zaten destek veriyoruz. Sayın Valim'in başarılarını, desteğini, iline nasıl harcadıysa biz de onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. Televizyonumuzun uydu yayınına geçmesinin yankıları devam ediyor. Uzun zamandır uydu yayınını bekleyen Siirtliler her fırsatta memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Siirt'in gözü kulağı tek haber kaynağı Kanal 56'nın uydu yayınlarına geçmesinin yankıları devam ediyor. Sokaktaki vatandaştan sivil toplum kuruluşlarına kadar herkes duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bazı çayhanelerde yalnızca Kanal 56 televizyonunu izlettiriyor. Kanal 56'yı uyduya verenlerden Allah razı olsun. Bizi Siirt'te çok güzel bir tanıdığımı olacak inşallah. Allah Necdet Abed'e razı olsun. Böyle bir imkanı verdiği için. Kanal, diğer kanallara karşı bir şey oldu yani. Allah razı olsun diyorum. Yani Siirt demek güzel bir duygu yani. Allah razı olsun. Bir taraftan izliyorum. Allah'ı izlemek çok hoş bir şey. Evet. İlk 56'yı vardır. Bugün dünya takısı görsün. Bizi tanısın. Siirt'te görsünler. Diyarbakır Siirtliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Öktüren ve yardımcısı Metin Yılmaz da mutluluklarını bizimle paylaştılar. Siirt'te esasında geç kalınan Siirt'in dünyayla bağlantısı açısından teşekkür etmiş bir olay olarak görüyorum. Daha önceki yıllarda olması gerekiyordu. Maalesef bunun geçmiş olması Siirt'in dünyaya olan iletişiminde kendi öz kaynaklarını, kendi öz duygularını bir başka kanalla, bir başka vesilelerle iletmesine neden olmuştu. Bu açıdan kendilerini kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de daha başarılı bir yapıya kavuşmalarını, daha çok modernize olmuş bir yapıya kavuşmalarını istiyoruz. Tabii biz bunları isterken kendilerine her anlamda da destek olmak gerekiyor. Bu destek için başta milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve iş adamlarından Sayın Necdet Kuzu'nun ve Kanal 56'nın yanında olması gerekiyor. Onlar üzerlerine düşeni yapsınlar ve bu televizyonu bölgesel bir söz sahibi olabilecek bir televizyon haline getirmemiz lazım. Yalnız Siirt'in kendi problemlerini, kendi içindeki bulunduğu sosyal yaşantıyı anlatmasın, bölgeyi anlatsın, Amerika'dan da Siirt'i dinlesinler, dünyanın bir ucundan da insanlar Siirt'le ilgili bilgiye sahip olsunlar. Mutluyorum. Tabii özellikle Siirt'in dışında yaşayan Siirtlilerin buna çok büyük bir özlemi vardı. Yani bir Siirt kanalının ulusalda yayın yapmasının büyük bir özlemi vardı. Bu bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. En azından Siirt'te olup bitenleri biz kendi illerimizde oturarak televizyonlarımız başında bunu takip etmemiz bizleri mutlu etmiştir. Yine bu beyanda ben Sayın Necdet Kuzu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyoruz. 8 yıldır yayın hayatının devam eden Siirt'in tek televizyonu Kanal 56'nın uydu yayına geçişine çok sevdik. Tebrik ediyorum. Bu arada Necdet Kuzu ve ekibine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili seyirciler, Haber 56 gazetesi tüm bayilerde yerini aldı. Her salı olduğu gibi bu salı da Haber 56 gazetesinin ön sayfasını hep birlikte bakalım. Ön sayfamızda hangi haberlere yer vermişiz? Sürmanşetimizle başlıyoruz. Başkan Kuzu, hedefimiz odamızın iş dünyasında hizmet kalitesini arttırmak. 9. dönem Oda Borsa Akreditasyonu Sertifika Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ankara'daki merkez binası olan İkiz Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası da akredite oda olmaya hak kazandı, ödülünü aldı.
Oda Başkanı Güven Kuzu da yaptığı açıklamada akredite oda olmaya hak kazanan bir oda olarak öncelikli hedefimiz Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş dünyasında hizmet kalitesi güvenilirliğini arttırmak ve bir paye sahibi yapmaktır. 7. sayfada haberimizin tamamını okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Hemen bir diğer başlığımıza geçecek olursak, Tillo'da eller Başbakan Erdoğan için semaya kalktı. Biliyorsunuz ki ülkemizde 27 Aralık tarihinde yapılan operasyon ve bu operasyonların ardından yaşanan süreç için Beyaz Ay ve Kadın Girişimciler Derneği üyeleri tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a dua edildi. Cuma namazının ardından Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi önünde düzenlenen etkinlikte eller Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için semaya kalktı. 5. sayfada haberin tamamını tüm detaylarıyla okuyabilirsiniz değerli izleyenler. Ayrıca çok güzel bir haberi de ön sayfaya taşımış Haber 56 gazetesi. Şirvan'da 3 dilli mehteran takımı kuruldu. Bunun da detaylarını 3. sayfada okuyabilirsiniz ve gelelim manşetimize. Siirt maden zengini. Vali Aydın, ilimizin maden potansiyelini değerlendireceğiz dedi. Eruh'ta yüksek kalitede petrolün bulunmasının ardından gözler tekrar Siirt'in maden potansiyeline çevrildi. Şirvan'daki bakır madeninin yaklaşık 2000 yıllık geçmişiyle milatla endekslenirken, Baykan'da krom, pervari'de demir madenlerinin bulunduğu Osmanlı döneminden beri biliniyor. Bildiğiniz üzere değerli izleyenler, Vali Ahmet Aydın da bu potansiyelin araştırılacağını ve değerlendirileceğini belirtti. Haberin tamamını tüm detaylarıyla Haber 56 gazetesinde okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Hemen bir diğer başlığımıza geçecek olursak değerli izleyenler, bu çile bu vatandaşa reva mı? Yollarla ilgili bir haberimiz var. Karayolları Bölge Müdürlüğü Siirt'e karşı neden bu kadar duyarsız? Alt başlığıyla devam eden haberimiz. Bu yolda trafik akışı mümkün mü ki resmi de görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bu görüntüler her şeyi anlatıyor. Ücra bir köy yolundan çekilmedi. Bu görmüş olduğunuz yol Siirt-Şirvan-Pervari yolunda çekildi. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nün bir müteahhit aracılığıyla yürüttüğü bu projeyle Siirt-Şirvan-Pervari karayolu genişletiliyor. Ama maalesef araçlar yolda ilerlemekte zorlanıyorlar ve çileyi vatandaş çekiliyor. Kış mevsiminin bastırmasıyla yol çalışması yarıda kaldı. Bizler de merak ediyoruz, umuyoruz bir an önce hallolur ve vatandaşlar da bu eziyetten kurtulur diyoruz. Diğer başlığımıza geçiyoruz hemen. Genç kızlarımız altın bileziklerine kavuştu. Bir başka güzel haberimiz, Siirtli genç kızlar il merkezine faaliyet gösteren 13 halı ve kilim atölyesinde açılan kurslara devam ederek meslek sahibi oluyorlar ve altın bileziklerine kavuşuyorlar. 7. sayfamızdaki haberimiz sevgili seyirciler, kursa tabi tutulup kursun ardından sertifikalarını alıyorlar ve meslek sahibi olabiliyorlar. Bu haftaki mercek altını çok azıcık bir okuyalım isterseniz değerli izleyenler. Mercek altının, affedersiniz, havalar soğuk olunca. Mercek altına bakacak olursak SODES projeleri, KODES projeleri olmasın başlığıyla. Devlet Planlama Teşkilatı'nın bazı illerde uyguladığı SODES destek programı kapsamında yürütülen projelerdeki yöntem belirsizliği gündemdeki yerini koruyor. Özellikle derneklerin durumu gerçekten ilginç. Mevzuat borçluğunun bulunduğu bu alanda dernekler oldukça keyfi davranabiliyorlar. Mercek altını kısacık okuduk. Tamamını 7. sayfamızda okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Haber 56 gazetesini hem Türkiye'nin her yerinde hem de bütün dünyada ulaşabilirsiniz. Eğer gazetem evime kadar gelsin diyorsanız bizlere haber56gazetesi@hotmail.com adresinden mail atarak bizlere adresinizi belirtirsiniz, iletişime geçersiniz. Bizler de evinize kadar Haber 56 gazetesini ulaştırabiliriz. Ayrıca dilerseniz 484-223-4080 numaralı telefonlardan da bize ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler diyoruz ve bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siirt Valisi Ahmet Aydın, Mali Yardımcısı Mustafa Pala ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hifzullah Can Polat, 6 ayrı bağımsız birim halinde 58 gencin barındığı sevgi evlerindeydi. Vali Aydın yeni sistemle çocuklara ev ortamının sağlanmasının daha yararlı olduğunu belirtti.
Vali Ahmet Aydın, sevgi evlerinde kalan çocuklara sevgi dağıttı. Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlsullah Can Polat'la birlikte şehir girişinde TOKİ evlerinin arkasında bulunan sevgi evlerini ziyaret eden Vali Aydın, burada devlet koruması altında olan gençlerle sohbet etti. Altı ayrı bağımsız birim halinde 58 öğrencinin barındığı sevgi evlerinde gençlerle sohbet eden Vali Aydın, devletin koruma altında kalan çocuk ve gençleri yuva ve yurtlarda barındırdığını, son zamanlarda ise bundan vazgeçildiğini anlattı. Bu akşam sevgili öğrencilerimizle beraber önce akşam yemeği yedik, geldik buraya sevgi evlerimizde. Yemek de çok lezzetliydi. Yemeği abileri yapmış, gençlerimiz de yemeğe yardım etmiş. Bazen bulaşık yıkıyoruz, bazen temizlik yapıyoruz. Yani abilerle beraber ev hayatını görüyorlar. Şimdi yetiştirme yurduna buraya kıyasladığım zaman inanın çok farklı faydaları var. Çok faydaları var. Çünkü bu gençlerimiz artık hayata alışıyorlar. Orada yemekler hazır geliyor, sorumluluk yok ama burada evde yaşadıkları zaman çok faydaları var. Gerçekten devlet imkanları arttıkça bu çocuklarımız, bu evlatlarımız inşallah bizden biri gibi evlatlarımıza beraber yetişiyorlar. Temizlik yapıyorlar değil mi? Derslerine evet. Çalışıyorlar. 6 tane evimiz var. Yaklaşık 58 öğrencimiz var. Abileri, ablaları var, işte müdürleri var. Çok hayırlı bir hizmet. Gerçekten ben devlet adına gurur duydum. Çok şükür devletimiz imkanları iyi ki bu imkanları bu çocuklarımıza sunabiliyoruz. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tamam, hadi gençler beraber geliyorlar. Başka da gençlerden, başka spor dallarından da soru var. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından eğitim semineri verildi. 20 ildeki radyo ve televizyon sahiplerinin katıldığı eğitim seminerlerinin sonuncusu Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Kanal 56 yönetimi de oradaydı. 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde radyo ve televizyonların uymaları gereken konularda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı eğitim seminerinin sonuncusu Diyarbakır'da yapıldı. Erzurum, Erzincan'dan Şanlıurfa ve Hakkari'ye kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 20 alan 20 ildeki radyo ve televizyon sahiplerinin katıldığı eğitim semineri, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. 1983 senesinde çıkmış ama anladığım diye kanunlar daha da yeni. Şimdi kanunlar çatışmasına göre iki tane kanun var. Hangi kanunu biz alacağız? Biz yeni tarihli kanunu alacağız. Veya kanunla anayasanın çatışması var. Hangisini alacağız? Anayasanın 90. maddesi son fıkrasını alacağız. Bir de bunun yanında 2004 senesinde Gözler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir sadece Türkçe'nin esas olduğunu söylüyor.
söylüyor. Şimdi hem Yüksek Seçim Kurulu kararında bu var, bir de 2820 sayılı milletvekili seçim kanununda siyasal propagandanın Türkçe yapılmasını istiyor. Yüksek Seçim Kurulu Türkçe yapılması esastır diyor ama siyasi partiler kanununda Türkçenin dışında başka bir dil kullanılamaz diyor. Fakat bunun yanında YouTube kanuna bakarsanız 61-12 sayılı Televizyon Kurulu Kanunu, onun 5. maddesinde Türkçe dışındaki dil ve lehçelerle yayın yapılabilir. TRT kanunda da benzer ifadeler vardı. Orada da TRT'yi kuran maddede aynı anlamda. RTÜK üyesi Doktor Hamit Ersoylu'nun yönetiminde gerçekleştirilen eğitimde ise RTÜK Başkan Yardımcısı Arslan Narin, RTÜK üyesi Nurullah Öztürk, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Emir Olacak çeşitli konularda bilgi verdiler. Eğitim semineri Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu'nun değerlendirmesiyle sona erdi. Siyasi partiler kanununda Türkçenin dışında başka bir dil kullanılamaz. Güres Caddesi dün gece korkulu dakikalar yaşadı. Güres Caddesi hastane karşıında şüpheli paket ihbarı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Paket güvenli bir şekilde patlatıldı. Caddesinde bulunan şüpheli paket korkuya yol açtı. Güres Caddesi'nin hastane karşıında akşam saatlerinde şüpheli paketi gören vatandaşların haber vermesi üzerine emniyet güçleri gerekli önlemleri aldılar. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler daha sonra şüpheli paketi kontrollü bir şekilde patlattılar. Şüpheli paket boş çıktı. Siirt İl Merkezi'nde konutlardan ziynet eşyası, para ve telefon çaldı. Tespit edilen iki hırsız yakalandı. Yakalanan hırsızlardan birinin yapılan denetimler sonucu mermi bulundurma veya taşıma suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi. Siirt İl Merkezi'nde konutlardan saat, ziynet eşyası, para ve telefon çaldığı tespit edilen iki kişi şüphe sonucu yakalandı. Geçen hafta Dumluklar Mahallesi'nde bir evden bir miktar ziynet eşyası ile 250 lira çalındığı şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle çevresinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Mahallede dolaştığı görülen MG'den şüphelenen ekipler yaptıkları üst aramasında altın bayan yüzüğü ile cep telefonu ve 250 lira para ele geçirdi. Yüzük sahibine iade edilirken yakalanan şahıs işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Bahçeliler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde mermi bulundurma veya taşıma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan SB adlı kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından SB sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyor sevgili seyirciler. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar aynı saatte görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.